Ergen Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Alo, merhabalar. Merhabalar Figen Hanım. Danıştay'a götürülen süreçle ilgili birinci ağızdan duymak istiyoruz. Hangi şikayet boyutuyla taşındı Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi? Cumhurbaşkanlığının kararnamesi mi değerlendirilecek burada? Yetkisi mi değerlendirilecek yoksa iptal kararı mı? Dinleyebilir miyiz sizden? Can Bey, çok teşekkür ediyorum. Gündemin en yakıcı konularından birisi, maalesef çok ürkütücü bir hafta yaşadık. Karanlık günlerin başlangıcı olacak bir hafta yaşadık. Bu yayında bu anlamda çok benim için önemli ve değerli, ama bir sesli sanıyorum sıkıntı var. Yok hayır, gayet iyi duyuyoruz sizi Figen Hanım, buyurun. Peki, çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP'nin de dahil olduğu tüm partiler tarafından oy birliğiyle kanunlaşarak kabul edilmiş bir sözleşme. Tabii ki burada asil adına bu irade ortaya konuyor. Vekiller bunu yapıyor ama bu Türkiye toplumunun iradesini ortaya koyan bir sözleşme. Özünde de bu sözleşme kadının eşitsizliğini koruma altına alan, aile içi şiddeti önleyen veya her an yakın tehlike altında olduğu şiddeti önlemeye çalışan bir sözleşme, destekleyen bir sözleşme. Aynı zamanda anayasada garanti altına alınan yaşam hakkını destekleyen bir sözleşme. Fakat hafta sonu Cumhurbaşkanı kararı ile bu sözleşmenin maalesef feshedildiğini öğrendik. Tabii ki bu fesih kelimesi Cumhurbaşkanı'na ait bir kelime. Hukuken fesih edilmesi mümkün bir sözleşme değil. Neden derseniz çok taraflı bir sözleşme. Ancak izleyicilerimizin de daha rahat anlayabilmesi için bir kira sözleşmesini feshedebilirsiniz. İki taraf imzalamıştır. Bir tarafın çekilmesi fesih iradesidir. Ancak çok taraflı bir sözleşme fesinden söz etmek mümkün değil. Diğer taraftan siz sorunuzda kararname mi karar mı dediniz. Evet, kararnameye biz vatandaşların dava açma hakkı yok maalesef. Ancak kararı dava edebiliriz. Ben de bu yasal hakkımı bir kadın olarak, bir anne olarak, bir hukuk insanı olarak, şiddet davalarında, tecavüz davalarında 30 yıllık meslek hayatımda kadınların yanında yer alarak savunduğum için büyük bir endişeyle hafta sonu hazırladım dilekçemi ve sabah ilk iş bu davayı açtım. Cumhurbaşkanı kararının iptalini, yok hükmünde sayılmasını dava etme hakkımız var. Buradan sizin aracılığınızla tüm kadınların bu davayı açmasını öneriyorum. Peki nasıl bir karar beklentiniz var? Danıştay neye karar verebilir? Kararın toptan iptalini mi karar verecek? Yoksa nasıl bir değerlendirme sunacak? Hukuki olarak da birkaç kelam duymak isteriz sürece dair. Figen Hanım galiba bir bağlantı. Danıştay daha önce de ben açtığım böyle bireysel davalar var. Hı-hı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Evet, buyurun, duyabiliyoruz. Bireysel olarak açtığım davalarda Danıştay inceledi, inceleyebilir bu yetkisi dahilinde ve ben Danıştay'ın burada hukuka uygun bir karar vereceğine inanıyorum. Çünkü anayasamıza göre yasama yetkisiyle kurulmuş bir sözleşmenin Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisiyle ortadan kaldırılması mümkün değil. Evet, yani sürece ilişkin ayrıntılı bu arada vatandaşlarımızdan da çok sayıda bilgi geliyor bu konuyla ilgili. Bizler de dava açabilir miyiz? Aynı şekilde bu kararı yargıya taşıyabilir miyiz diye. Örneğin şu anda yürüyüşte olduğunu belirten kadınlardan mesajlar geldiğini söyleyelim. Vatandaşlarımız yazıyorlar ve süreçte hukuki de bir bilgi bekliyorlar. Taslak bir şikayet metni kesinlikle üzerinde imza atarak bizler de taşıyabilir miyiz diyorlar. Kesinlikle. Ben bunu sosyal medya paylaşımlarımda dilekçemi ibraz edeceğim. Dileyen oradan alabilir. Dileyen benim davama müdahil olabilir. Bakın, demokratik süreçlerin böylesine yok edilmeye çalışıldığı ortamlarda en etkili yol bizim bireysel hak ve özgürlüklerimizin peşinden koşmaktır. Bunları biz, evet, şu anda siyasi partiler, kadın kuruluşları, meydanlardaki
cinstaşlarım hepsi bu mücadeleyi veriyor. Ama aynı zamanda bizim de bir refleks olarak bunu kabul etmemiz ve peşinden gitmemiz gerekiyor. Çok rahatlıkla ben açtığım davamdaki dilekçemi tüm Türkiye'nin kadınlarıyla paylaşmaya hazırım. Hepsi altına birer imza koyarak milyonlar bu dilekçeyi Danıştay'a taşıyabilir. Yasal hiçbir engel yok. Teknik olarak evet, böyle bir fesih yapılamaz. İstanbul Sözleşmesi ayaktadır ama gene bir gerçek, alınmış bir Cumhurbaşkanlığı kararı var ve bu kararın da yok hükmünde sayılması, iptal edilmesi de mümkündür. Bakın maalesef şu anda çok ciddi, ürkütücü bir tehlike altındayız. Efendim hilafetin geri getirilmesi, şeriat düzeni, bir takım söylentiler, önümüze getirilen tablolar var, yakıcı tablolar var ama tüm kadınlar olarak biz ayaktayız. Demokrasiyi öldürmeye, yok etmeye çalışılan bu ortamı biz kadınlar ve gençler demokratik isyanla, haklarımıza sahip çıkarak peşinden pekala gidebiliriz. Bu noktada siyasete de bir minik sitemim olacak. Buyurun. Çünkü 8 Mart'ta gördük, 8 Mart'ta yaşadık. Lütfen ama lütfen hepimizin ortak dertleri, çileleri, siyaseten hiç değilse kadınlar bu bölünmüşlüğün kurbanı edilmesin. Hangi etnik kimliğe, hangi inanışa sahip olurlarsa olsunlar, tüm kadınlar maalesef bu eşitsizliğin sillesini, çilesini hep birlikte çekiyoruz. Bu büyük bir bölünmüşlük, siyaseten bölünmüşlük üzerimize siyah bir şal olarak dökülmesin, örtülmesin. Şu anda gördüğümüz bu mor direniş bu ülkeye demokratik haklarımızı, özgürlüklerimizi geri getirecek en demokratik isyandır. Buna hiçbir siyasi bölünmüşlüğe hiçbirimiz izin vermeyelim. Dediğim gibi sadece bir dilekçeye bakıyor. O dilekçeyle bu ülkenin tüm kadınları hak ararsa, ki bu aranan hak anayasaya uygundur, yapılan işlem hukuka uygun değildir, Danıştay bu en demokratik isyanı, hukuk çığlığını duymaktan gelemez, alıkoyamaz kendisini ve hukuka uygun bir karar elbette çıkar. Ben yürütmenin durdurulmasını da istedim. Hatta derhal yürütmenin durdurulması, verilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Biz her gün maalesef bir kadın cinayetine uyanıyoruz. Sistematik olarak baktığınız zaman en az 4 kadın bu ülkede her gün öldürülüyor, şiddet mağduru oluyor, tecavüze uğruyor. Bu çığlığımızı Danıştay duymak zorunda. Kadınların en haklı isyanına Danıştay yürütmeyi durdurma kararı da vererek dur demek durumunda. Peki Figen Hanım, çok teşekkür ediyorum. Başvurunuzun sonucunu biz haberciler de takip edeceğiz. Elbette nasıl bir sonuç çıkacak merakla bekliyoruz. Türkiye'nin utanç gündemi kadın cinayetlerine dair bu önemli girişim elbette.